Çapkınım o vardayım, 24 ay yarıdayım, her gece bir bardayım, hayda hayda hayda. Çapkınım o vardayım, 24 ay yarıdayım, her gece bir bardayım, hayda hayda hayda. Bu gece barda, gönlüm o vardı, çası saslar oynasın kızlar. Ünlü türkücü Berkut'tan Almanya çıkarması. Berkut'tan zehir zemberek açıklamalar. Bana diyorlar ki, ben kadın dövüyormuşum. Ben kadın dövüyormuşum. Ben o kadını dövüyorsam, çok sevdiğimden dövüyorum. Çok sevdiğimden. Berkut'tan duygu seni. Sevgili dinleyicilerim, bu şarkıyı ne zaman söylesem gözlerimden boncuk boncuk, ilmik ilmik yaşlar adamlar. Neden biliyor musunuz? Neden? Çünkü ben 6 yaşındayken bir barda çalışmaya başladım. 6. Ve kızlar bardaydı. Hayda hayda ninaydaydı her gece kızlar. Hiçbirine ulaşamıyordum biliyor musun? Mahsuni Boyz'la yarışacağım. Şöhret çok tehlikeli bir şey. Şu anda elimi sallasam 50'si vay anam vay! Annem vatan, baba öküz, kızım lastiki oldu. Üzgünüz annem otur, baba öküz, kızımız tiki oldu. Üzgünüz. Ünlü türkücü Berkut hem güldürdü hem ağlattı. Mesela darbukatör. Bu arkadaş 3 sene evvel öldü ama yaşayan taklidi yapıyor. Evet, evet doğru söylüyor. Hala ritim atar. Berkut'tan Gözdağı. Sevgili Berlin, sevgili Berlin. Sanırım bu paraya gereken her şeyi verdim. Şimdi gitmek zamanı. Başkalarını benimle karıştırmayın. Ben insan gibi, ben gerçek gibi karşınızda durup sizlere bu güzel ambiyansı yaşattım. Mahsuni Boyz'la tanışacağım. Berlin'e gel, bu topluluğu topla, ben bu kafamı buradan keserim arkadaşım. Doğru mu yanlış mı? Haklısın abi. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Sen Mahsuni Boyz'la tanışacağım. Berlin'de bu kalabalığı topla, 3,5 milyon insanı, ben bu kafamı buradan keserim arkadaşım. Berkut'tan yeni yeteneklere destek. Erkut'u takdim edeceğim, Erkut. Kendisine Laleli'de bir gezide rastladım. Benim amacım farklıydı tabii. Ama sesi duyunca bir anda hayran kaldım. Ve dedim ki, oğlum Berkut, sen bu ülkede star olduysan, sen bu ülkede milyonlara hizmet eden bir yıldız haline geldiysen, bu bebenin de elinden tutmalısın. Bunu adam etmelisin. Bunu bir yerlere getirmelisin. Şimdi kendisinin sesini size takdim ediyorum. Erkut. Yanımda. Hoş geldin Erkut. Estağfurullah. Estağfurullah. Yok, estağfurullah. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Seninle tanışıklığımızı biliyorsun. Evet abi. Sen körpecik, gepegenç bir beyne, bir yeteneğe, benim gibi ısrarlı, benim gibi sezgisel, benim gibi hırçınsın. Çok sağ olun. Yalnız birazcık kamçılaman lazım. Haklısın. Çünkü abi, şu anda kendine zarar verir pozisyondasın. Haklısın. Yani topluma değil, kendine. Şimdi senin sesini bu güzel Berlin Willkommen aus İhliebe Theater'daki
insanlara dinleteceğim. Sağ ol. Heyecanlanma, doğal ol. Tamam, tamam. Kendine iyi bak. Bırakıyorum seni. Bravo. Mezarın taşına işte baban dediler. Hep ağladım eline, resmini verdiler. Sordum çaresi yok, dönmez artık dediler. Dönülmez gidişin böyle mi var? Seslensem Berkut'tan tokat gibi sözler. Beni Megara'dan aldız, saraylara koduz, bana tekneler aldırdız, beni adam ettiz bu ülkede. Ama bu Erkut'u yuhladız biliyor musun? Bu Erkut'u yuhladız! Başka da bir şey demiyorum. Devam et çakma. Öyle mi baban? Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim Erkut. Kes. Çok teşekkür ederim Erkut'cum. Sana sanat hayatında başarılar dilerim. İnşallah promosyon döneminde son derece başarılı olursun. Zaten çeşitli kanallara çıkıyorsun herhalde. Çıkıyorum abi. Yavaş yavaş sabah kuşaklarına çıkmaya başladım. Promosyon dönemini iyi değerlendiriyorsun. Değerlendirmeye çalışıyorum abi işte. Sen de sana başarılar diliyorum. Senin sonuna kadar hakkınlarım. Çok teşekkürler abi. Kendine iyi bak. Sağ ol. Yerine alayım seni. Alkışlarla.